Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem soslu elmalı pasta tarifi vereceğim. Siz de mutlaka ama mutlaka deneyin derim. İlk olarak yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı yoğurdu alalım. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı da şekeri alıp güzelce çırpalım. Böyle kıvamı krema kıvamına aldım, bırakalım. Yaklaşık 1 dakikada tam istediğimiz kıvamda oluyor. Ve bu çırpmış olduğumuz karışımdan 1 su bardağı kenara ayıralım. Ve bu sosu pastamız piştikten sonra üzerine sos olarak kullanacağız. Ve geri kalan sosun üzerine 4 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 paket vanilya şekerini ilave edip pürüzsüz olana kadar çırpalım. Sonra üzerine eleyerek 2 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu ilave edelim. Ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Ben bu pasta için kelepçeli dikdörtgen bir kek kalıbı kullandım. Kek kalıbının tabanını fırın kağıdı ile kaplayalım. Kenarlarına da tereyağı veya margarin sürelim. Sonra bu hazırlamış olduğumuz kek hamurunu eşit şekilde kek kalıbının içerisine yayalım. Sonra üzerine 4 adet elmayı dilimleyelim. Ve görmüş olduğunuz şekilde üzerine sıralayalım. Benim elmalarım ufaktı. 4 adet elma gitti ama sizin elmalarınız eğer büyük olur ise 2 tane elma yeterli gelecektir. Sonra üzerine yarım saat önceden ıslatmış olduğumuz ister kuş üzümü ister normal üzüm, kuru üzüm, isterseniz de frenk üzümü kullanabilirsiniz. Benim elimde frenk üzümü vardı, ben onu kullandım. 175 derecede 30-35 dakika civarı pişirelim. Benim pastam tam 35 dakikada pişti. Fırından çıkarttığımız gibi üzerine kenara ayırmış olduğumuz sosu sürelim. Sosun tamamını kullanalım üzerine. En az 3-4 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Ama bir gece bekletirseniz daha da lezzetli olacaktır. Size dilimleyerek içerisini de göstermek istiyorum. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli bir pasta. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.